Şimdi bu soruda da bize bir eşkenar üçgen olduğunu vermiş arkadaşlar. Bakın buraların 60 derece olduğunu biliyorum. Şöyle daha küçük yazayım. Buralar 60 derece. Fakat şöyle düşünün. Normalde biraz ters çevrilmiş bir üçgen gibi gördüğünüz zaman aslında bakarsanız şuradan bir dik indirdiğimizde biliyorsunuz eşkenar üçgende zaten biz tam karşı kenara indirdiğimiz dik kenar ortaya oluyordu. Aynı zamanda bu iki tane ikizkenar üçgen oluşturuyordu bize. İkizkenar üçgenin özelliklerini taşıyordu yani eşkenar üçgende. O halde şöyle diyebilirim. O dik indirdikten sonra burada bir 60 ve x açısı olduğu için şurada biraz kısıtlı bir yerim var ama buraya 60 artı x açısı diyebilirim. İki iç bir dış özelliğini kullanarak. Daha sonrasında buranın zaten ne olduğunu biliyoruz. BD'nin 3K, AD'nin K olduğunu biliyorduk. Ama buralar nasıl ayrılacak? 2K'ya K olarak ayrılacağı için 2K'ya 2K olarak ayrılacağı için şu şekilde bir ayrım yapabiliriz. Daha sonrasında artık hangi tarafa geçiyorum? Tanjant 60 artı x'i bulacağım. Çünkü ben tanjant x'i arıyorsam tanjant 60 artı x'ten de toplam formüllerinden de gidebilirim arkadaşlar. Tanjant 60 artı tanjant x diyorum. 1 eksi tanjant 60 çarpı tanjant x diyorum. Tanjant 60 artı x'i biliyor muyuz? Aslında biliyoruz. Çünkü burası eğer 4K ise 30, 60, 90 üçgeninden tabii ki de şu yüksekliğimizin 4K köküç olduğunu biliyoruz. O zaman karşıyı biliyorum. Komşusunu biliyorum. Yani tanjant 60 artı x buradan ne gelecek? 4K köküç bölü K gelecek. K'lar giderse buradan 4 köküç gelecek. Pardon, 2K var bir de aşağıda. Çok pardon. Onu görmedim arkadaşlar. Burası aslında 2K. 2K olduğu için K'lar gidecek ve 4 2'ye bölündüğünde 2 köküç olacak. Tanjant 60'ın değerini biliyor muyuz? Evet, köküç olduğunu biliyoruz. Tanjant x'i arıyorum zaten. 1 eksi köküç çarpı tanjant x diyorum. Aynı şekilde. Şimdi buradan içler dışlar yaptığımda 2 köküç eksi. Buradan 6 tanjant x gelecek. Köküç artı tanjant x gelecek. Kökleri bu bir tarafta toplayacağım. Diğerlerini bir tarafta topladığımda bakın tanjant x'i yalnız bırakmak istediğimde kök 3 bölü 7 olarak buluyorum arkadaşlar.